Edelim. Artık böyle hiç umrunda değil. Sokaklarda el ele aşk yaşıyor evli olmasına rağmen hala. Yeniden görüntülenmiş kız arkadaşıyla sokak ortasında aşka gelmiş adeta Güven Kıraç. Görüntümüz kız arkadaşıyla birliktelerdi. O geçen aydı. Geçen aydı. Şimdi aynı yine. Bayan mı? Gene. Aynı bayan. Bir bakalım aynı mı yoksa başka bir aşka mı yelken açtı Güven Kıraç? Eşini genç bir kadını aldattığı görüntüler deprem etkisi yaratmıştı. Güven Kıraç'ın eşi uğradığı ihanet sonrası eşini tek kalemde silmişti. Güven Kıraç yine yakalandı. Genç sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldiler. 62 yaşındaki ünlü oyuncunun kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle olan sıcak yakınlaşması olay yaratacak. Geçtiğimiz ay skandal bir olaya adı karışmıştı. Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı bir gezi programı vesilesiyle tanıdığı iddia edilen genç bir kadınla aldatmıştı. Kıraç'ın aldattığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalarsa daha ironikti. Soğuk terler döktüğü anlar ortalığı sallamıştı. Hanımefendiyle de birlikte yapmayın böyle şey. Siz neler söyleyeceksiniz? Beraber içeride çok samimiydiniz. Aynı Güven Kıraç, aynı saatlerde, aynı genç kadınla fena yakalandı. Hem de ne yakalanma. Önünde naç ediyorlar. Ünlü oyuncu sevgilisiyle bir mekanın önünde aşka geldi. İnsanlar bakıyor demediler, dudak dudağa öpüştüler. Öpüştüler, öpüştüler, öpüştüler. Aşkla sarıldılar. 62 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu haberler sonrası nasıl bir açıklama yapacağını merakla bekliyoruz. Neredeyiz? 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı da aldattığı söylenmişti Güven Kıraç'ın. Şimdi ise yine sokak ortasında aşka gelmiş yeni sevgilisiyle Güven Kıraç. Yani internete de baktım ayrıldıklarına dair bir şey yok. Ayrılmadılar canım daha yani süreç resmi olarak boşandı ibaresi yok. Hayır yok. Şimdi bak Didemciğim şayet şu görüntüler bekar bir adamın yani bekar bir süreçte gelseydi önümüze derdik ki yani herkesin kendi yaşamı, evet, kendi tercihi. Tabii ki. Yaşın da bir önemi yok. Öpüşmüşler, koklaşmışlar. Sevişmişler, bu bizi ilgilendirmez. Çünkü özgür, hür insanlar. Evet. Seçimlerini kendi yapma haklarına sahipler. Ama gördüğümüz gibi huylu huyundan vazgeçmiyor. Bir evlilik, bir kaçamak gibi gördüğümüz bir şey sebebiyle bitmedi mi? Bitti. Ama ne yaptı? Devamında gene... Görüyoruz ki ulu orta hoyratça hiçbir şey umursamadan, evet, kimseye bir saygı duymadan yaşını başına almış kocaman bir adam yapacağını gene yapmış sokak ortasında. Çok ya kardeşim sizin ya. Eviniz yok mu? Güven Kıraç sen anlamıyorsun galiba sen Türkiye'de sevilen tanınan bir tiyatrocusun. Yani senin hiç olmadığı kadar çok daha dikkatli olman lazım. Ayrıca öpüştüğün kız senin kızının yaşında bir kız. Hadi onu da geçtim. Sen daha henüz evlisin. Ya. Daha evliliğin sonuçlanmamış. Daha hala senin 12 yıllık bir eşine sorumluluğun ve bundan olan bir kızın var. Evet. Senin kızın şimdi bunları görmeyecek mi? Ayıp değil mi? Hiç olgun, bizler yaşındaki olgun insanlara belli bir yere gelmiş insanlara yakışacak hareketler mi? Vallahi ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Söyle ben şunu da duydum. Eşinin kendisinin çok geri dönmesini de beklediğini duydum. Yapma ya. Evet, yapma evet bakın ya. Bunu ilk defa açıklıyorum. Yapma ya. Ama siz kadınlar şunu da bilin ki bir erkek ayrılıp gittikten sonra kimsenin geri dönmesini
beklemeyin. Niye ya? Kese bir şans için... daha verilir ya. Neden ama ya? Nasıl? Ben şu saatten bak, şu sonra. Saatten sonra. Bak ya, huyluyundan vazgeçmiyor Bilal Beyciğim. Kıza bir şey söylemiyorsun. Hep Güven Kıraç'a söylüyorsun. Kızın aklı başında değil. Ben, ne bekliyor Güven kızın aklı Güven başında Kıraç'tan? Değil. Kız ne daha umuyor? 20 küsürlerinde. Ne umuyor? Ne umuyor? Güven Kıraç 65 yaşında bir adam. Milletvekili de seçiliyor insan 18 yaşından sonra. Hayır ben sana bu konuda katılamam. 18 yaşında milletvekili seçiliyor. Kızda da hata çok büyük. Vallahi ben burada Güven Kıraç'ın yine eşine sesleniyorum. Asla gözyaşı dökmesin. Beklesin ya. Beklesin neyi ya, beklesin? Neyini ya. Bekleyecek bu neyi, adamın ya? Ay Bilal Beyciğim sen anlamıyorum. Bu adamın neyi bekliyor ya? Belki aklı başına gelecek. Neyin aklı başına gelecek? Bekle bekle hayır, ya. Hayır bunun aklı uçmuş. Bunun neydi, aklını hanım, kuşa tak kuş ters uçar. Neydi hanımın uçar. Adı neydi? Buse hayır. Miydi? Ne, bekle hanımefendi lütfen ya. Hayır, ne demek ya? Hayır, yuva yıkmak kolay hayatım. Ne yuva yıkmak ya? Kolay. Adam zaten yuvasını yıkmak için elinden gelen her türlü malzemeyi verdi. Yani bu saatten sonra ben Buse hanımı yani şey yaparım. Bence böyle Buse bir hanım, olaydan bekle, bir sonra şans daha ver bekle ya. Allah'ın hakkı üstü. Vallahi ben hanımlar bak, senin için söyleyeyim bak, mi Bilal Beyciğim? Siz burada susun lütfen. Eylül'de bir çapkınlık yaptı. Şimdi Ekim'de yaptı. Allah'ın hakkı üstü. Bir de Kasım'ı bekle. Tabii. Yaparsa boşver. Yapmazsa tabii. Döner belki. Ya yapmayın Allah aşkına. Şu an çok yanlış mesaj veriyorsunuz. Neden ya? Ya siz zaten... kadınlar beni dinleyin. Bilal Bey'i burada dinlemeyin lütfen. Beni dinleyin. Önce kendinizi sevin. Önce kendinize kıymet verin. Yani nasıl söyleyeyim? Kendi dünyanızı kendi ellerinizle kurun. Benimse yani söyleyebileceğim nacizane bir kadın olarak asla gidenin arkasından ağlamayın. Gideni gelir diye beklemeyin. Gönül bahçesinin kapısını da bir kapatın. Anahtarını da cebinize koyun. Her gelen o bahçenizde talan etmesine izin vermeyin. Sen kapıyor musun? Başkasına kapa diyorsun. Niye kapa diyorsun? Kapama. Ben çok kapattım. Kapama. Kızının babasını bekle. Derken. Kızının babasını bekle. O 8 yaşındaki Maya babasız mı? Evden mi ayrı mı kalsın? Böyle annesi baba, babası ayrı böyle, mı olsun? Böyle babayı mı? Olur mu öyle böyle şey? Böyle babamı. Bekle ya. Hayır. Bekle. Bir şans daha ver. Bir şans hayır, daha ver. Hayır. 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 Bence yani. İzlediniz mi Engin Günaydın Antropoz diye bir filmi var. Aa, ben çok bir, güzel bir... film. Evet. Çok gerçekten güzel onu film. Onu tavsiye edebiliriz. Güzel film. Güzel bir film. Evet. Güzel bir yani film. Allah Güven Kıraç'a akıl hikaye fikir çok versin. Güzel orada. Gerçekten hikaye akıl çok fikir güzel. Versin çok güncel yani. Bir hikayesi var. Kıza da bir şey söyleyin kıza da. Kıza ne diyeyim Güven ben ya? Güven Kıraç'ı baştan çıkaran yoldan çıkaran ya kıza da bir şey söyleyin. Ne alakası var ya? Çıkmasın efendim. Kız niye öpüşüyor? Çıkmasın kız efendim. Kız niye öpüşüyor? Babası yaşındaki adamla madem öyle neden öpüşüyor? Kız babası niye ayartıyor yaşındaki Güven adam... Kıraç'ı? Babası yaşındaki adam neden evet öyle? Doğru haklısın. Kızın da hatası var. Var tabii. Olmaz hiçbir hata tek taraflı değildir zaten. Değil tabii. Değildir ama ben burada en çok Güven Kıraç'a yüklenirim. Niye yüklenirim? Aklı başında olan insan o ama görüyorum ki yitirmiş aklını bak şu an. Kız genç, ülkenin kız cahil. Oyuncularından bir tanesi. Bak, müthiş bir kariyeri kız cahil, var. Kız genç. Onu yönlendirebilir, doğru yönlendirebilir, evet. Doğru kanalize edebilir. Şimdi mesela der ki canım benim bizim bir evimiz var sokak ortasında bunları. Ya adam aklını yitirmiş ya adam 20 yaşındaki çocuğun yapacak işleri yapıyor ya. Yapmasa keşke ama işte... Lütfen Bilal Beyciğim yani. Yani ne diyoruz biz? Olgun insan. Ama şuna inandım. Akıl yaşla değil başta oluyormuş. Evet, ona da inandım. Evet, tabii, yaşla doğru. Alakası yok o işin. Doğru yaşla alakası vallahi yok. Vallahi yok yani. Doğru. Allah hiç kimsenin aklını doğru. Almasın. Cinsiyetle de alakası yok. Kızın da yaptığı evet, doğru değil. Evet. Onunla da yok onunla da yok. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Eşine de diyorum ki bekleme. Bekle. Derhal boşa. Bekle. Dinleme. Bekleme. Ya bir şans ya? Daha ver. Bir şans daha neyin ver. Neyin şansı Bilal Beyciğim? Bir şans daha. Bir şans daha. Hak ediyorlar ya. Bir şans diyor Didem. Yuvaya bir şans sen daha ver. Sen olsan verir misin böyle bir şeye bir şans? Ya niye kadın evde beklemek neden zorunda? Neden beklemek zorunda? Niye kadına bu misyon yükleniyor sürekli? Kadın evde beklesin. Adam gitsin. Geçsin. Niye evde beklesin diyen var mı? Bekle diyorum gitsin, ya. O anlamda mı söylüyorum? Ama kadın beklesin. Ay kocacığım diye onu kabul mü etsin? Ya niye evde beklesin oldu. Diyorsunuz? Ben evde otursun mu diyorum ne ya? Diyorsunuz? Allah Allah. Yuvayı yıkma anlamında bekle diyorum. Bir ay daha bekle. Döner. Güven Kıraç döner. Dönmeyecek bence. Bilmiyorum bence ama dönmesini beklemesin. Ortada ben, bir yuva kalmış gibi gözükmüyor. Yuva kalmış gibi gözükmüyor. Adam ortalarda öpüşüyor artık. Bakar mısın ya? Kızın yaptığı çok yanlış ya. Güven Kıraç'ın yaptığı kız ile beraber yapar, kızın kız yaptığı cahil. Yanlış. Ya Güven Kıraç... Güven Allah Kıraç onu Allah. Demiyor mu kızım? Ne yapıyorsun ya? Yani burası sokak ortası. Vallahi kariyerini itibarını düşünmesi gereken Güven Kıraç burada. Evet. İsim olan kişi kimse onun kendi onun haberi hayatını bu kızın ailesi yok mu? Gerekiyor. Kızın ailesi de çağrıda bulunun. Kızın annesi babası yok mu? Ya bu kız olmasa başka olacak, o olacak, bu olacak. Ben zihniyetin burada, değişmesi gerekiyor. Bundan bahsediyoruz. Ben burada bakış Güven açısını Güven Kıraç'ı ayıplıyorum, Güven Kıraç'ı kınıyorum.
bu kadar. Evet.